Evet sesim görüntüm varsa herhangi bir problem yoksa eğer ben de çok iyiyim çok teşekkür ederim çok iyiyim çok teşekkür ediyorum tekrar şimdi bugün sınavda çıkacağını bildiğimiz bir konu olan ses bilgisiyle ilgili yani ses olayları ile ilgili bir ders yapacağız ve bu dersin sonunda aslında ses bilgisiyle ilgili ne bilmeniz gerekiyorsa onları öğrenmiş olacaksınız. Ses bilgisi dediğimizde Türkçede ve bunların olayları var. Bunlar sorularda ki özellikle bu senede ondan önceki senede soruldu biliyoruz bunu. O yüzden bizim için önemli bir başlıktır ve bunu böyle bir net olarak düşünmenizi isteyeceğim sizden. Ünlülerle ilgili ses olayları ayrı ünsüzlerle ilgili ses olaylarını ayrı göreceğiz ama bunlar sorularda çoğunlukla beraber geliyorlar. Yani hani ünlülerle ilgili ses olaylarını tek soruda sormaktan ziyade hepsini beraber soruyorlar. İlk önce başlayacağımız ünlülerle ilgili ses olayları olacak. Daha sonra ünsüzlerle ilgili ses olaylarını göreceğiz ve bunu bitirdiğimizde de birkaç tane soru çözeceğiz. Şimdi geliyorum ilk önce ünlülerle ilgili olan ses olaylarına bizim İlk önce göreceğimiz ünlü düşmesi olacak. Ünlü düşmesi ifadesini biz sürekli sorularda da karşılaştığımız bir ifade bu. Yazım kurallarında da çünkü eğer bir ses olayı gerçekleştirilmesi gerekirken gerçekleştirilmemişse eğer orada yazım kuralı konusuna dahil edilir. O yüzden bizim için önemli bir başlık. Bunlardan ünlü düşmesinde bizim şöyle bir mantığımız var. 3 ya da farklı farklı yollarla ben ünlü düşmesine rastlayabiliyorum. Bunlardan birincisi ünlüyle başlayan bir çekim eki bir kelimeye geldiğinde benim kelimemin ikinci hecesindeki dar ünlüyü ben ne yapabiliyorum? Düşürebiliyorum. Bu onun yollarından bir tanesi. Ve burada aslında hep bildiğimiz ve kullandığımız ifadeler var. Omuz, ilim, hüzün, tavır gibi ya da keyif gibi. Bu kelimelere ben ünlüyle başlayan bir çekim eki getirdiğimde ki bunlar nedir? Belirtme olabilir, yönelme ekleri olabilir. Mesela omuz ifadesine ben omzu dediğimde ya da burada iyilik ekinden de bahsediyoruz aynı zamanda. Omuzu mu derim, omzu mu derim? Nasıl omuzu demek çok zor geliyor değil mi? İnsanın kulağına da aslında bir tırmalayıcı bir ifadesi var. Omuzu demek yerine ben ne diyeceğim? Omzu diyeceğim. Burada baktığımızda bazen sorularda karşınıza şöyle de çıkacak. Aşağıdaki ünlü düşmesinin sebep, sebebi hangisinde farklıdır diye soracak. O yüzden burada dört farklı yolla yapılabiliyor. Bunları da ne yapmamız lazım bilmemiz gerekecek. Bazen çünkü sorularda bunlar da karşınıza çıkacak. Bunlardan birincisi dediğim gibi ünlüyle başlayan bir çekim eki aldığında bazı kelimeler ikinci hecedeki dar ünlüyü omuz örneğinde olduğu gibi ne yapabiliyorlar? Düşürebiliyorlar. Mesela İlimi mi, mi deriz? İlmi mi deriz? İlmi diyoruz buradaki iyi ifadesi dar ünlü ne yapacak? Ünlüyle başlayan bir ek aldığında kendisini düşürecek ve ilmi şeklinde olacak. Hüzünü demiyorum. Ne diyorum? Hüznü. Yine benim ikinci hecemdeki dar ünlü ne aldı burada? Ünlüyle başlayan bir ek aldı ve ünlüyle başlayan bir ek aldığı için ne yaptı? Düşme eğilimi gösterdi ve hüznü şeklinde oldu tavırı değil ne diyoruz? Tavrı diyoruz. Yine burada ben ne yaptım? İkinci hecemdeki dar ünlüyü düşürmüş oldum. Bir diğer ünlü düşmesine rastladığımız başlıksa birleşik sözcük oluştururken ilk kelimedeki ünlünün düşmesidir. Birleşik sözcük bizim için neydi? En az iki kelime bir araya gelerek yeni bir kelime oluşturacaklardı. Ve biz bunu yaparken bazı durumlarda ne yapıyorum? ilk kelimemdeki ünlümü düşürüyorum. Mesela genelde nasıl konusu ve niçin konusunda zorlanabiliyoruz. Hani bunun ne asıl ve ne içinin birleşmesi olduğunu bazen unutuyoruz. O yüzden unutmayacağız bundan sonra. Ne asıl birleşerek nasıl olmuş ve ben burada neyi düşürdüm? İlk kelimemdeki e sesini düşürdüm. Yani birleşik sözcük oluştururken de ben ne yapabiliyorum? ünlü düşmesi gerçekleştirebiliyorum. Ne için dediğimde de aynı mantık var. Bunu niçin diye söylüyorum. İlk kelimemdeki e'yi ben ne yaptım burada düşürdüm. Kayın ana. Burada Son zamanlarda böyle Instagram'da falan da karşısında çok çıkıyordur bu ifadenin nereden geldiği çünkü bu ara çok kullanılıyor. Bu kayın ağacından işte gelen çok hızlı türeyen bir anlama olduğu için kaynananın ve kayın ifadesinin oradan geldiği söyleniyor. O yüzden kayın ve ana ifadesi birleşerek kaynanayı oluşturdu ve kayın kelimesindeki ı, ne yaptım ben? Düşürdüm, onu gönderdim ve kaynana şeklinde kullanmaya devam ettim. İki, iki farklı düşme yolunu gördük. Şimdi sıra üçüncüde. Türkçe'de bizim yardımcı eylemlerimiz var. Etmek, eylemek, olmak, kılmak ve buyurmak. Bu beş tane yardımcı eylemle oluşturduğumuz bazı birleşik fiillerde ünlü düşmesini ben ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Kayıp olmak, burada olmak benim yardımcı eylemim kayıp olmak mı diyoruz kaybolmak mı diyoruz kaybolmak diyoruz. Ben burada yardımcı eylemle oluşturduğum birleşik fiilde ne yapmış oldum yani? ı ünlüsünü düşürdüm ve ünlü düşmesinden bir farklı şekilde ünlü düşmesini gerçekleştirdim şükür etmek demiyoruz ne diyoruz şükür etmek diyoruz ve buradaki yine ilk kelimemdeki ne yapmış oldum düşürmüş oldum sabır etmek ifadesinde de aynısı var sabır etmek demiyorum ne diyorum ben sabır etmek diyorum ve şunu da unutmayacağız bu da yazım kurallarında işinize yarayacak yardımcı eylemlerle oluşturulan birleşik fiillerde eğer ses düşmesi yaşanıyorsa ben bunları nasıl yazıyorum birleşik yazıyorum çünkü bir kayıpları var orada bir bir seslerini kaybettiler ve o yüzden birbirlerine tutunmak için nasıl yazılıyorlar? Birleşik yazılıyorlar. Yani yardımcı eylemle oluşturulan birleşik fiillerde eğer ünlü düşmesi yaşanırsa ben bunları nasıl yazacağım? Birleşik yazacağım. Ve burada kaybolmak, şükretmek, sabretmek gibi ifadeler bizim için önemli karşınıza çıkma ihtimali var çünkü. Bir diğer ünlü düşmesini ben yapım eki getirildiğinde görebiliyorum. Bunun en bilinen ve yaygın örnekleri yal, yalından yalnızı türettiğinizde olacak. Yalın kelimesine ben ız yapım ekini getirdiğimde yalınız demiyorum ne diyorum yalnız. O yüzden ilk kelimemdeki dar ünlümü yine ben düşürdüm mü? Evet. Yanılış kelimesinde yine yanlışı oluştururken ben ne yapıyorum? Yanılmaktan geliyor kelimemin kökü ve ben buna ış yapım ekini getirdiğimde yanılış demiyorum. Ne diyorum? Yanlış diyorum. Yani yapım eki getirilen kelimelerde de ben ne görebilirim? Ünlü düşmesi görebilirim. Ünlüyü dört farklı şekilde düşürebiliyorum. Bir çekim eki aldığında, iki birleşik sözcük oluşturduğumda, üç yardımcı eylemlerde 4'te yapım eki getirildiğinde şu ana kadar anlattıklarımla var mıdır sıkıntı? Aynen öyle kaderin sorduğu soru güzel bir soru. Hangisi farklı? Mesela şöyle sorabiliyor bazı sorularda. Şimdi beş şıkta yine ünlü düşmesi olan kelimelerimiz olacak ve hangisi diğerlerinden farklı bir sebepten düşmüştür diyebilir. Ya da eşleştirme yapı yapıldığında hangisi dışarıda kalmıştır diye ne yapabilir bana soru sorabilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Hangi sebeple düştüğü kısmını da unutmayacağız. Geliyorum ünlü türemesine ünlü türemesini ben iki şekilde yapabiliyorum. Birincisi cık eki getirdiğimde, ikincisi de pekiştirme yaptığımda. Biz bir kelimenin ünlüye ihtiyacı var ve kendisinde bu ünlü yok. Bir anda o ünlü ne yapacak? Türüyecek. Ve bunu ben kaç farklı şekilde yapabiliyormuşum? İki. Birincisi cık Jack bu ünlüleri değişebilecek şekilde kullandığımda ne yapabiliyorum? Ünlü türemesi gerçekleştirebiliyorum. Mesela bir kelimesine ben cik ekini getirdim. Biz bir cik mi diyoruz, biricik mi diyoruz? Biricik diyoruz. O yüzden bu bir ve cik arasına ne türedi? İ sesi türedi. Bir ünlü müdür iyi Evet. O yüzden ne gerçekleşmiş oldu burada? Ünlü türemesi gerçekleşmiş oldu. Yine başka bir örnek. Azcık dedim az kelimesine cık ekini getirdim. Biz azcık mı diyoruz? Azıcık mı diyoruz? Azıcık diyoruz. Burada ne yaptı? Az ve cık birleşirken arada bir ı sesi türedi. Yine ünlü türemesini gerçekleştirmiş oldum. Geliyorum bir diğer örneğime. Dar ve cık. Ben dar ifadesine cıkı eklediğimde darcık demiyorum. Ne diyorum? Daracık diyorum. Yine burada ne yapmış oldum? Bir ünlü türemesi yapmış oldum. Yani Birinci olan cıkcık bu küçültme eklerinden bir tanesidir. Bunu getirdiğimde ben ne yapabiliyorum? Küçül e, ünlü türemesi gerçekleştirebiliyorum. tabi her geldiği kelime de olmuyor ama bazı sözcüklerde oluyor. Bunu söylenişten de günlük kullanımdan da çıkartmamız gerekecek. Biz Türkçede şöyle prasa diye bir kodlamamız var. Prasam diye. PRSM kelimeleriyle ben ne yapabiliyorum? Pekiştirme yapabiliyorum. Mesela yalnız kelimesini ben pekiştirmek istediğimde yap yalnız demiyorum. Ne diyorum? Yapa yalnız diyorum. Bu pekiştirmelerde o aradaki bozukluk giderilsin diye ben araya ne sokuşturuyorum? Bir ünlü sokuşturuyorum. Yap yalnız demek söylerken bile zor. Ne diyoruz? Yapa yalnız diyoruz. Ve biz burada pekiştirmeyi nasıl gerçekleştiriyoruz? Hemen bunu da söyleyeceğim. Kelimemizin hani pekiştirilmesini istediğimiz kelimenin ilk iki harfini alıyoruz ve bu pırasamdan hangisi uyuyorsa onu getirerek ben pekiştirme yapıyorum ve pekiştirmeler her zaman birleşik yazılıyor bunu da unutmayacağız ve ben bu pekiştirmeyi yaparken pekiştirilen kısım ve kelime arasında ne yerleştirebilirim? Bir ünlü yerleştirebilirim ve onu yaptığımda ne gerçekleşmiş oluyor? Bir ünlü türemesi gerçekleşmiş oluyor. Sap sağlam demiyorum. Ne diyorum? Sapa sağlam diyorum. Burada yine ne gerçekleştirildi? Ünlü türemesi gerçekleştirildi. Çep çevre demiyorum. Çepe çevre diyorum. Yine burada e ile ben bir ünlü türemesi gerçekleştirdim. Güp gündüz demiyorum. Güpe gündüz diyorum. Yine burada ne gerçekleştirmiş oldum? Bir pekiştirme de ünlü türemesi gerçekleştirmiş oldum. Var mıdır sıkıntı? Hocam şu kısmı anlamadım dediğiniz bir nokta var mıdır? Sanıyorum ki yok. O yüzden devam ediyorum. Şimdi geliyorum ünlü daralmasına, ünlülerle ilgili ses olaylarına hala devam ediyoruz. Yazımda düşmek gösteriliyor mu hocam derken şunu mu kastediyorsun acaba? Ünlü düşmesini mi kastettin Ahmetçim? Şöyle olması lazım. Şimdi yazım yanlışı kısmı olarak soruyorsun muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Eğer mesela düşmesi gereken bir sesin varsa ve düşürülmemişse o bir yazım yanlışıdır düşmemesi gerekirken düşürülmüşse eğer bu da bir yazım yanlışıdır. Yani o burada dört tane düşme düşürebileceğimiz yöntem var ya buna göre ha yapa yalnız yapa yalnız şeklinde olması lazım. Yazımda da o şekilde kullanmamız lazım. Yani o türemeyi bizim orada göstermemiz gerekecek yazımda da. Çünkü diğer türlü yazım yanlışı yapmış oluyoruz. Tamam mıdır? Ne demek yani farklı düşündüğü muhtemelen sorduğun şeyi ama Şimdi anlaştık mı? Sanıyorum ki tamam. Şimdi heh, tamam. Geliyorum ünlü daralmasına. Şimdi ünlü daralmasında bizim bir tane ekimiz var ki bu ünlü daralmasına sebep olacak. O da nedir? Yor şimdiki zaman eki. Yor şimdiki zaman eki eğer sonu AE ile biten bir kelimeden sonra eklenmişse ben bu AE genişini neye çevirebiliyorum? I, I, U, Ü dar ünlüsüne çevirebiliyorum. Yani aslında formülümüz şu. ae ile biten bir kelimeye yor eki getirdiğimde bu A, E, I, U ve Ü ne yapabilir? Olabilir. Ama her zaman olacak ya da her zaman yorla sağlanacak? O kısımda bir püf nokta var. Onu söyleyeceğim size. Yani bir ünlü daralmasını soruyorsa ilk önce bakacağımız şey o metin içerisinde yor şimdiki zaman eki var mıdır yok mudur buna bakacağız eğer yor şimdiki zaman eki varsa büyük bir olasılıkla hani her zaman değil ama büyük bir olasılıkla ben ünlü daralması görürüm her zaman olmasa bile mesela kelimem oynamak sonu a e ile bitiyor mu evet ben buna yor ekini getirdim Oynayor mu deriz oynuyor mu deriz oynuyor diyoruz. Yani buradaki A genişini ben u darın et ne yaptım? Daralttım. O yüzden burada bakacağınız şey, yor eki AE ile biten bir kelimeden sonra gelip I, i u ü'ye dönüp dönmediğidir. Yani buna baktığımızda orada ünlü daralmasını tespit edebileceğiz. Kelimen mesela beklemek Bekliyor mu dersin? Bekliyor mu dersin? Bekliyor dersin. O yüzden buradaki e sesini ben ne yaptım? İ'ye çevirdim ve daraltmış oldum. Saklıyor mu dersin? Saklıyor mu dersin? Saklıyor demiyoruz. Saklıyor diyoruz. O yüzden buradaki a neye döndü? I ünlüsüne dönmüş oldu. Şimdi dediğim gibi yor varsa orada büyük olasılıkla vardır her zaman olmasa bile ama şöyle bizim istisnalarımız var. Bunları unutmayacağız. Bunu unuttuğumuzda bazen hata yapabiliyoruz. Sadece yora bakıyoruz çünkü. Evet yor bizim için burada önemli bir artı ama yor eki almadan da Y sesinden kaynaklı olarak bazı kelimelerde ben daralma görebiliyorum. Bunlar da neyenin niyeye döndüğü durumlar, yiyecek değil yiyecek diyecek değil diyecek olduğu durumlarda yani sen niye yiyecek ve diyecek istisnalarını gördüğünde burada da ünlü daralması vardır diyeceksin. Evet biz büyük çoğunlukla yor ile sağlıyoruz ama niye yiyecek ve diyecek ifadelerinin yor olmadan da daralma gerçekleştirdiğini bilmemiz lazım. Soru bankalarında denemelerde hep çıkar karşına. O yüzden bazen de bunu unutuyoruz. O yüzden ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Niye yiyecek ve diyecek ifadesi y'nin etkisiyle ne oldu? Daraldı. Evet, yor varsa arayacağım ama yorun dışında bir de bu üç kelimeye ne yapmamız lazım? Bakmamız ve dikkat etmemiz lazım. Anlaştık mı? Burası önemli. Burayı unutmayacağız. Tamam mıdır? <laughs> Aynı zamanda şimdi bizim Türkçe'de bir olumsuzluk ekimiz var mema. Olumsuzluk eki olan mema da yine neyle bitiyor? A, E sesiyle bitiyor. O yüzden olumsuzluk ekinden sonra ben yor ekini getirdiğimde orada yine ne, yap, ne yapabilirim? Bir daraltma gerçekleştirebilirim. Gelmiyor mu dersin? Gelmiyor mu dersin? Gelmiyor dersin. O yüzden buradaki mema olumsuzluk ekinin sonundaki E ne yaptı? Daraldı. Görmüyor demiyoruz. Ne diyoruz? görmüyor diyoruz. O yüzden buradaki yine olumsuzluğun benim ne yaptı? Olumsuzluğun sonundaki E sesi yorun etkisiyle daralmış oldu. Unutmuyoruz A, E'den sonra yor geldiğinde daralma olabilir. Mema'dan sonra daralma olabilir. Ve yor olmadan da yiyecek, diyecek ve niye ifadelerinde de ünlü daralması vardır. Geliyorum. Şimdi bazen bu çok aşırı kolay olan ama bazen de unuttuğumuz ya böyle biraz geri plan attığımız başlıklardan bir tanesi kökte ünlü değişimi. Türkçe'de normalde kelime bizim kelimelerimiz ek aldığında kökte herhangi bir değişim ortaya çıkmaz. Hani biz sondan eklemeli bir diliz ama o aldığı ekler de vesaire evet değişimler olabiliyor ama kökte biz değişim görmüyoruz. Sadece iki tane istisnam var bunu unutmayacağız. Ben ve sen kelimeleri yani ben ve sen zamiri ben ve sen zamirine yönelme hal eki geldiğinde ben ne diyorum? Bene ya da bene mi diyorum, sene mi diyorum? Ne diyorum? Bana ve sana diyorum. Kökte ünlü değişimini sorduğunda, kökte bir değişim sorduğunda bakman gereken tek şey bana ve sana ifadesi var mıdır yok mudur? Bu sadece iki sözcükte var kökte ünlü değişimi o da bana ve sana ifadesidir kökte ünlü değişimini soruyorsa sana bakacağın sadece bana ve sana ifadeleridir başka bir şey aramana gerek yok kökte ünlü değişimi eşittir bana ve sana ifadeleri ben ve sen yönelme haleke olan e'yi aldıklarında bene ya da seni demiyoruz ne diyoruz bana ve sana diyoruz orada kökte bir ünlü değişimi gerçekleştiriyoruz bu iki tane kelimeyi unutmayacağız. Şimdi geliyorum. Bunlardan birazcık daha sıkıntılı olan, böyle birazcık daha bizi zorlayan başlıklara. Ünsüzlerle ilgili ses olayları. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarında ilk önce ünsüz yumuşaması Sonra ünsüz sertleşmesi, sonra ünsüz düşmesi ve ünsüz türemesi göreceğiz. Bunlardan ünsüz yumuşaması ve ünsüz sertleşmesini birbirine karıştırmayacağız. Burası bizim için çok önemli. Çünkü soru olarak sorulduklarında bu iki başlığı biz mutlaka görüyoruz şıklarda. Ya cevap olarak var ya da yukarıda olmayanlardan bir tanesi olacak. O yüzden bizim için önemli midir? Evet. Şimdi buradaki kuralım şudur. Benim bir kelimem var. Kelimemin sonu K, T, Ç, P. Bunu nasıl kodluyoruz? Ketçap. Ketçap ile biten bazı kelimelere ünlü ile başlayan ekler geldiğinde benim K sesim neye dönecek? Neye dönecek? G ya da yumuşak G'ye. T neye dönecek? D'ye. Ç neye dönecek? C'ye P'de neye dönecek B'ye aslında bunlar bizim ketçap olarak kodladıklarımız sert ünsüz yumuşak G ve G D C ve B bunlar da yumuşak ketçap ile yani sert ünsüzlerle biten kelimeleri mi? kelimelerim yani sonumuz bizim ketçapla bitecek. Bunlara ünlüyle başlayan bir ek getireceğim ve ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde benim k, g ve yumuşak g'ye k biraz torpilli iki şekle dönüşebiliyor. T, d'ye, ç yumuşağı olan c'ye, p de yumuşağı olan neye dönecek? B'ye dönecek. Mesela bakıyorum örneğime. T tap. Bizim ketçaptan bir tanesiyle bitiyor mu? Evet, p ile bitiyor. Ben buna I belirtme hal ekini getirdim. Kitap mı diyorum? kitabı mı diyorum? Kitabı diyorum. Buradaki p ketçabın benim neye döndü? Yumuşak olan b'ye dönmüş oldu. Ağaç kelimesi ç ile yani sert bir sesle bitiyor. Ketçaptan bir tanesi bu ve ben buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Ağaçı mı deriz ağacı mı deriz? Ağacı diyoruz. Ç burada neye döndü? Kendi yumuşağı olan C'ye döndü. Mesela işte bunlar bazen kolay ayırt edilebiliyor ama şuradaki gibi. Eden ve giden ifadelerine dikkat edeceğiz. Kelimemin kökü etmek. Yani kelimem et benim etmekten. Buradaki T sesine ben en an ekini getirdim. Sıfat fiil ekini getirdim. Neyle başlıyor? Ünlüyle. Biz eten mi diyoruz? eden mi diyoruz? Eden diyoruz. Buradaki T sert sesini ben neye dönüştürdüm? Kendi yumuşağı olan D'ye çevirdim. Gitmekte de aynısı var. Yine T sert sesiyle bitiyor. Ben buna en an sıfat fiil ekini getirdim. Ünlüyle başlıyor. Giten mi diyorum? Giden mi diyorum? Giden diyorum. Buradaki T sert sesini ben neye çevirdim? Yumuşağı olan D'ye çevirdim. Ya da yastık kelimesi sonu ketçaptan birincisiyle bitiyor K ile. Ben buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim I. Yastıkı mı diyoruz yastığı mı diyoruz? Yastığı diyoruz. Buradaki K sesi yumuşağı olan neye döndü? Yumuşak G'ye döndü. Yani ünsüz yumuşamasında benim kuralım nedir? Ketçaptan bir tanesiyle biten kelimeme ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde bazı kelimelerde K yumuşak G ya da G'ye, T yumuşağı olan D'ye, Ç yumuşağı olan C'ye, P de yumuşağı olan B'ye ne yapacak? Dönecek. Peki bu her zaman ve her kelime için geçerli midir? Hocam bu her kelime için geçerlidir diye biliyor muyuz? Ya da farklı durumlarımız, istisnalarımız var mıdır? Ya da çeşitli kurallar var. Mesela yazım kurallarında sorulur özellikle. Çünkü bazı durumlarda biz ünsüz yumuşaması olması gerekirken yapamıyoruz. Neden? Evet birincisi tek heceli olması. Başka var mı bildiğimiz? Özel isimler. Evet başka şöyle hemen. Özel isimlerde ve yabancı sözcüklerde. Sevgili arkadaşlarım evet ketçaptan bir tanesiyle bitiyor olabilir. Pet çaptan bir tanesiyle bitiyor olabilir ve ünlü ile başlayan bir ek almış olabilir. Ama eğer bu yabancı sözcükse, özel isimse ve bazı tek heceli sözcüklerse ben bunlarda ne gerçekleştiremiyorum? Ünsüz, yumuşaması gerçekleştiremiyorum. Bazen soru olarak karşına şöyle çıkacak. Diyecek ki işte kuralı verecek. Normalde olması gerekirken olmayan bir örnek isteyecek senden. Hukukun mesela. Bu nedir? Aykırıdır bu kurala. Ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir ifade. Yabancı sözcüklerde biz ketçapla bitse bile ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde ne yapmıyorum? Onu yumuşatmıyorum. Hukuk kelimesine Sonu ketçaptan bir tanesiyle bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Hukukun demiyorum ama ne diyorum nasıl yazmak zorundayım? Hukukun şeklinde yazmak zorundayım. Adalet kelimesi T sert sesiyle bitiyor. Evet ünlüyle başlayan bir ek almış. Evet ama ben bunu adaleti mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Adaleti demem gerekecek. Burada ne yapmıyorum? Yumuşamayı gerçekleştirmiyorum. Milleti kelimesinde yine T sert sesiyle bitiyor. Evet ünlüyle başlayan bir ek almış ama milleti mi diyorum, milleti mi diyorum, milleti diyorum. Yani yine burada ben ne yapmadım? Ünsüz yumuşaması gerçekleştirmedim. Yabancı kelimelerin dışında mesela şu kelime bizim için önemli çünkü TDK'de de verilen örneklerden bir tanesi bu. Emlak kelimesi. Ben emlak kelimesini yönelme haleki olan e'yi getirsem Emla mı diyeceğim, emlake mi diyeceğim? Biliyor muyuz bunu? Buradaki duruma göre ne yapmam gerekecek? Nasıl saklamam gerekecek? Yumuşatacak mıyım, yumuşatmayacak mıyım? Evet cevap gelmedi. <laughs> Bilemedim. Şimdi ne olması lazım? Bu da yine yabancı bir kelime olduğu için emlake şeklinde olması gerekecek. Bu TDK'nin verdiği örneklerden bir tanesi o yüzden önemli dikkat edeceğiz. Emlake şeklinde olması gerekecek. Ben burada da yine ne yapmıyorum? Yumuşatma yapmıyorum. Bunun dışında özel isimlerde de ne yapmayacağım? Yumuşatma yapmayacağım. Özel isimlere gelen eklerden sonra ben ne yapmıyorum? Yumuşamayı görmüyorum. Haluk'un ve söylerken evet Haluk'un diyoruz ama yazarken ne olması lazım? Haluk'un şeklinde olması gerekecek. Leventi şeklinde yine T ne yapmayacak? Yumuşamayacak. Zeynep P Demem gerekecek çünkü burada ünlü bir e, özel bir ismim var ve özel isimlere gelen eklerden sonra bile ben ne yapamıyorum? Yumuşatma yapamıyorum. Bunun dışında bazı tek heceli sözcüklerde de ben ne görmeyeceğim? Ünsüz yumuşaması görmeyeceğim. At kelimesi evet ketçaptan bir tanesiyle bitiyor. Evet ünlüyle başlayan bire kaldı. Ama ben buradaki t'yi d'ye çevirmedim çünkü tek heceli. Saça dedim evet ketçaptan bir tanesiyle bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek aldı evet. Ama tek eceli olduğu için saça demiyorum. Ne demem gerekecek? Saça. Süt kelimesi sütün demiyorum. Sütün diyorum. İbe demiyorum. ipe diyorum. Yani burada tek eceli oldukları için ben ne gerçekleştirmiyorum? Ünsüz yumuşaması gerçekleştirmiyorum. Var mıdır sıkıntı takıldığımız kafamızda oturtamadığımız bir yer? Varsa lütfen sorun. tamamdır. Devam ediyorum o zaman. Ünsüz sertleşmesiyle. Şimdi bunda da Türkçede benim 5. sınıftan beri kullandığımız aslında bir kodlama var. Fız, tık, çı, şahap. Kıztıkçı şahap bizim sert ünsüzlerimiz. Türkçede sert ünsüzler yani fıstıkçı şahapla biten sözcüklerden sonra C, D ve G ünsüzleriyle başlayan bir ek alırsam ekin başındaki C, D, G ne yapacak? Fıstıkçı şahapın etkisiyle sertleşecek. Yani fıstıkçı şahap C, D, G yumuşak seslerine diyor ki ben seni istemiyorum. Senin de sertleşmen lazım diyor. O yüzden fıstıkçı şahap yanına gelen yumuşak C'yi Ç'ye, D'yi serti olan T'ye, G'yi de serti olan K'ye ne yapacak? Çevirecek. Yani aslında baktığımızda kural şudur. Şöyle yazıyorum şuraya. Fıstıkçı şahap yazdım. Fıstıkçı şahapla biten bir kelimeye B, C, sizi şöyle biraz öteleyeceğim. Heh. B, C ve D ile biten bir ek geldiğinde Geldiğinde ekin başındaki bu B neye dönecek? Pardon şu yanlış yazmışım. Hemen düzeltiyorum. C D G. Şimdi C neye dönüşecek? Buradaki fıstıkçı şahapın etkisiyle C sert olan Ç'ye, D sert olan T'ye, G de kendi serti olan neye dönüşecek? K'ye. Şunu fark etmiş olmamız gerekecekti. Ünsüz yumuşamasında bizim hemen şurada tekrar göstereceğim. Bazen buradan da çünkü çıkartabiliyorsunuz. Ünsüz yumuşamasında biz kelimenin yani kelime kökünde ne görüyoruz? Bir yumuşama görüyoruz. Ama sertleşmeyi ben nerede göreceğim? eklerde göreceğim. Yani eklerin başında görüyorum ben sertleşmeyi, yumuşamayı nerede göreceğim? O da kelimenin son harfinde yani kelimenin kendisinde görüyor olacağım. Şimdi geliyorum örneklerime. Yani fıstıkçı şahap ile biten bir kelimeye ben C, D, G ile başlayan bir et getiriyorsam ekimdeki sesler fıstıkçı şahapın etkisiyle ne yapacak? Sertleşecek. C, dt'ye Y, D, T, Y, K'ye dönecek. Mesela hoşaf kelimesi. Hoşaf kelimesi fıstıkçı şahaptan bir tanesiyle bitiyor mu? Evet, F ile bitiyor. Ben buna dan ayrılma hal ekini getirdim. E, CDG'den bir tanesiyle başlayan bir ek almış. Hoşaf'tan mı diyoruz? Hoşaftan mı diyoruz? Hoşaftan diyoruz. Buradaki D yumuşak sesi serti olan T'ye döndü mü? Evet. Ses D dedim. Fıstıkçı şahap'tan bir tanesiyle bitiyor mu ses ifadesi? Evet. Ben buna D ile başlayan bulunma halekini ekini getirdim. Ses de mi diyorum? Ses T mi diyorum? Seste diyorum. O yüzden buradaki D neye döndü? Serti olan T'ye döndü. Gitmek fiiline di görülen geçmiş zaman ekini getirdim. Buradaki D neye döndü? T'ye döndü. Çünkü yanındaki fıstıkçı şarap sertliğinden etkilenmiş olması lazım. Ve o da ne yapacak? Sertleşecek. Şarap Cı mı diyorum, şarapçı mı diyorum. Şarapçı diyorum, buradaki C neye dönmüş oldu? Serti olan Ç'ye dönmüş oldu. Özellikle şu eklerde dan, de ve dı diye. Yani ayrılma, bulunma ve görülen geçmiş zaman eklerinde ben ne göreceğim? Sertleşmeyi göreceğim. Çünkü biz bunları çok sık kullanıyoruz ve bunlar da bu fıstıkçı şahaptan bir tanesiyle biten kelimelere geldiklerinde bunlar ne yapacaklar? O fıstıkçı şahapın etkisiyle sert hallerine dönüşecekler. Sabahtan demiyorum ne demem gerekecek? Bu dan ifadesindeki D yumuşağı P olan serte dönmek zorunda kalacak. Anlaştık mı? Var mıdır problem? Var mıdır sıkıntı hocam şu kısmı anlamadım dediğiniz bir nokta? Sanıyorum ki yok o yüzden devam edeceğim. Geliyorum ünsüz düşmesine. Şimdi ünsüz düşmesinde bizim K sesimiz düşer bazı durumlarda. H ünsüzüyle biten bazı sözcüklere cık, cık, cak, cek bu nedir bizim için küçültme eki? L ya da la ekleri geldi, geldiğinde sözcüğün sonundaki k ünsüzünü ben ne yapabiliyorum? Düşürebiliyorum. Bak şimdi kelimem yüksek ve ben yükselmek demek istiyorum. Yüksek kelimesinin L yapım ekini getireceğim. Yüksek diyebiliyorum onu söyleyemiyorum. Yükseklekmek diye söyleyemiyorum. Söylerken bile çok zorlanıyoruz. O yüzden bu yüksek kelimesinin sonundaki k'yi... L eki aldığında ben ne yapıyorum? Düşürüyorum. Burada ne gerçekleşmiş oluyor? Ünsüz düşmesi gerçekleşmiş oluyor. Ya da alçak kelimesine L'yi eklediğimde alçak bunu yine yüksekteki gibi ne yapamıyorum söyleyemiyorum. O yüzden buradaki alçak kelimesine K sesini ben ne yapacağım? Düşüreceğim. Bunun dışında ufak Mesela ufalamak demek istiyorum ufak kelimesinden geliyor bu ifade ufaklamak mı derim ufalamak mı derim ufalamak derim o yüzden buradaki ufak kelimesinin sonundaki k ks'si ne yapmış olduğu düşmüş olduğu yine ne gerçekleştirdim ünsüz düşmesini gerçekleştirmiş oldum. Bunun dışında bazı kelimelerde yine ben ne görebiliyorum ünsüz düşmesini görebiliyorum mesela büyük pardon. küçücük. Getirdim. Küçükcük mü derim? Küçücük mü derim? Küçücük diyorum. Burada yine cük ekinin etkisiyle ne yaptı? K sesi düştü. Ya da ufak kelimesine cık ekini getirdim. Ufakcık mı derim? Ufacık mı derim? Ufacık derim. Yine ne yaptım ben? K sesini düşürdüm. Küçümsemek kelimesinde de yine aynısı var. Imsı ekini getirdiğimde küçümsemek demiyorum. <laughs> küçüksemek demiyorum. Ne diyorum? küçümsemek diyorum yine ne yaptın burada k sesini düşürdüm yani ünsüz düşmesine biz k sesinin düştüğünü görüyoruz k ünsüzüyle biten bazı sözcüklere işte küçültme eki olan c cek cak cık ciki Cik ya da ımsıyı getirdiğimizde o sondaki k sesi ne yapıyorum düştüğünü görebiliyorum bunun dışında bir de ünsüz türemen var ünsüz türemesini biz nerede göreceğiz bazı tek hecenin sözcüklere Ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında. Mesela bunlar nedir? Hak kelimesi gibi. Ben buna ünlü ile başlayan ek olan neyi getireceğim? Birinci tekil, iyilik ekimi getireceğim. Hakım mı diyorum, hakkım mı diyorum? Hakkım diyorum. Buradaki k ünsüzünü ben ne yapmış oldum? Başına ünlü ile başlayan bir ek getirerek Türetmiş oldum. Ya da buna ünsüz ikizleşmesi de denir. Çünkü aynısından bir tane daha oluyor. İkizleşme de ünsüz türemesi de aslında aynı şey. Burada baktığımızda ünlüyle başlayan bir ek getirdiğinde hak kelimesine ne oldu? Hakkım şeklinde oldu. Söylerken hakım dediğimizde kullanma, kullanımda da zaten bir problem olduğu belli oluyor. His kelimesine i ekini getireceğim. Hisi mi diyoruz? Hissi mi diyoruz? Hissi diyoruz. Buradaki s ne yaptı? kendisini türetti ve ikizlemiş oldu. Bunun dışında etmek, eylemek, olmak kelimeleri. Bunlar neydi benim için? Yardımcı eylem. Ben yardımcı eylemle bazen birleşik fiil oluşturuyorum. Birleşik fiillerde de yine ben ne görebiliyorum? Türemeyi görebiliyorum. Af kelimesine ben etmek yardımcı eylemini getirdim. Affetmek mi diyorum? Affetmek mi diyorum? Affetmek diyorum. Burada yine af kelimesindeki f ne yaptı? Kendisini türetti ve kendisinden bir tane daha ortaya çıkardı. Red kelimesi. Reddetmek diyorum. Red artı et dediğimizde ne olacak buradaki de kendisini türetecek. Ve yine fark etmiş olmamız gereken bir nokta var eğer etmek, eylemek olmakla oluşturulan bir yardımcı eylemle oluşturulan bir birleşik fiilin varsa ve orada Ses türemesi varsa yani ünsüz türemesi varsa ben bunları nasıl yazıyorum? Birleşik. Az önce nerede gördük? Ünlü düşmesinde de ünlü düşmesindeki ses olayı gerçekleştiğinde de birleşik yazıyordum. Kayıp olmakta olduğu gibi kaybolmak. Burada da ünsüz türemesi olduğunda da ben nasıl yazacağım? Yine birleşik yazacağım. Hal kelimesine olmak getirdiğimde hal olmak şeklinde L ne yapacak? Kendini ikizleyecek sır olmak ne yapıyorum sır olmak şeklinde sır olmak şeklinde burada yine ne yapacağım re'yi ben türetiyorum his kelimesine etmek yardımcı eylemini getirdim hissetmek şeklinde bunu ne yapmam gerekecek ikizlemem gerekecek ve birleşik yazmam gerekecek. Şöyle kısaca hemen bir toparlıyorum. Ünlülerle ilgili ve ünsüzlerle ilgili bizim ses olaylarımız var. Ünlülerle ilgili ses olaylarında ilk önce ünlü düşmesi görüyorum. Ünlü düşmesini dört farklı şekilde yazacağız. Mesela dört farklı şekilde yapacağız daha doğrusu. Bir ünlüyle başlayan bir çekim eki geldiğinde benim dar ünlüm düşebilir. Birleşik sözcük yapılırken ünlü düşmesi görülebilir. Yardımcı eylemle birleşik fiil oluşturduğumda düşme görülebilir. Yapım eki aldığında düşme görülebilir. Sonra geldiğim ünlü türemesine. Ünlü türemesini iki yolla yapıyordum. Cık eki alan kelimelerinde ve bazı pekiştirmelerde görecektim bunu. Bunun dışında ünlü daralması vardı ki biz bunu büyük çoğunlukta yor ile sağlardık. Ama yor olmayan niye, yiyecek ve diyecek ifadelerinde de ünlü daralması olduğunu unutmayacaktık. Geldim kökte ünlü değişimine sadece iki kelimede vardı bana ve sana. Kökte ünlü değişimi soruyorsa eğer bana ve sana ifadesini arayacaksın başka hiçbir şey aramana gerek kalmayacak. Geliyorum ünsüz yumuşamasına. çapla biten bir kelimeme ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde tetçap ne yapacak? Yumuşayacaktı. T yumuşak G ya da G'ye, T D'ye, Ç C'ye, P de yumuşağı olan neye dönecek? B'ye dönecek. Geliyorum bir diğer başlığım olan ünsüz sertleşmesine. Ünsüz sertleşmesi eklerde gerçekleşirdi. Fıstıkça şahapla biten bir kelimeye ben C, D, G ile başlayan bir ek getirirsem ekimin başındaki bu C sesi Ç'ye, D sesi T'ye, G sesi de neye dönecek? Serti olan K'ye dönecekti. Geldim ünsüz düşmesine. Ünsüz düşmesinde biz K sesini düşürüyoruz. Ve bu küçültme eki L, La ve ımsı eklerini aldığında ben bu K sesi ne yapabiliyordum? Düşürebiliyordum. Bunun dışında son başlığımız neydi? Ünsüz türemesiydi. Ve ben ünsüz türemesini iki farklı şekilde görüyordum. Bir, tek eceli sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde ünlüm, ünsüzün kendisini ikizleyecekti. Ya da etmek, eylemek, olmak yardımcı eylemlerini alan bir fiilim ne yapabilirdi kendisini? Birleştirebilir yani ses olayı olduğu için birleşik yazılacak ve ikizleme ne yapacaktı gerçekleştirecekti. Hayır kadercim yok onlar birleşik birleşik o şekilde de kullanılabiliyor. Var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Şimdi ön 3 tane soru var 3 tane sorumuzla çözelim istiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cık cık ekini alan sözcükte farklı bir ses olayı vardır? Hadi bakalım iki tane durumda gösterdim. Birinde bir şey oluyordu, birinde bir şey oluyordu. Burada hangisinde farklı olan var? Onu bulmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Evet, şimdi Evet, güzel. Şimdi geliyorum. Küçücük kelimesinde ne var? Normalde kelimemin kökü küçük. Bu eki aldığında ne oldu? Ünsüz düşmesi. Burada ünsüz düşmesi gerçekleşti. B'yi es geçiyorum. C'ye geldim yumuşak kelimesinde ben cık ekini getirdim. K'yi düşürdüm. Yine ünsüz düşmesi var mı? Evet. Sıcak kelimesinin sonundaki K'yi düşürdüm mü? Evet. Ufak kelimesinin sonundaki K'yi düşürdüm mü? Evet. Bu A, C, D, E'de benim için ne var? ünsüz düşmesi var. Ama daracıkta ne var? Dar kelimemin kökü cık ekini aldığında burada ne gerçekleşti? Ünlü türemesi gerçekleşti. O yüzden farklı olan ses olayım hangisinde var? B şıkkında var. Geliyorum bir diğer soruma. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir deniyor. Şimdi geliyorum. Her yaz ayvalık taki. Burada bir ses olayım var. Nedir bu? Hemen bekliyorum. Hadi bakalım. Buradaki ses olayı nedir? Burada normalde bulunma haleki ile ki birleşmiş. Bulunma haleki normalde ne olacak? Heh, normalde da değil mi bu? Ama d neye döndü? T'ye döndü. Yani ne oldu? Benim ekimdeki kelim ekte eğer bir ses olayım varsa bu neydi? Ya benzeşme ya da sertleşme olarak adlandırılacaktı. Sertleşmenin diğer adı benzeşme. O yüzden ben C şıkkını ne yaptım? Eledim. Yazın tüm güzelliğini dedim. Güzellik. K sesi. K sert sesi neye döndü? Yumuşak G'ye döndü. Yumuşak G'ye döndüyse orada ne vardır? Ünsüz yumuşaması vardır. Hissederek dedim. Normalde his artı etmek bu. Burada ne gerçekleşti? Ünsüz türemesi gerçekleşti. Aynı zamanda burada ne var? T neye dönmüş? D'ye dönmüş, değil mi? Aynı zamanda bu kelime içerisinde iki tane ses olayım var. Bir ünsüz türemesi var. Bir de ne olacak burada? Benim yumuşamam var. Geliyorum tatilin keyfini doyasıya çıkarıyorlar dedim. Normalde keyfini midir bu? Keyif midir? Normalde keyif değil mi bu? Ne yaptı? Ek aldığında ünlüyle başlayan bir ek aldığında buradaki i ne yaptı? Düştü. O yüzden burada ne var? Ünlü düşmesi var. Gitti. Ünlü daralması yok. Şimdi bak yor eki var ama her zaman olmaz demiştik. O yüzden buradaki yor ekinde herhangi bir durumum yok. Bunun dışında niye diye diyecek ve yiyecek ifadelerinde burada olmadığı için cevabım ne olacak? E şıkkı olacak. Geldim aşağıdaki sözcüklerin hangisinde pardon aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ha tamam. Hangisinde altı çizili sözcükte ses olayı yoktur diyor. Şimdi bakıyorum altı çizili kelimem yanlış ifadesi. Kelimemin kökü normalde yanılmak mıydı? Evet. Burada yanılış olduğunda ne oldu? I sesi düştü. Burada ne var benim için? Ünlü düşmesi var. Gitti. B'yi atlıyorum. Evet sizden doğru cevaplar geldi. Diğerlerine bakacağım. İlerleyen ifadesinde ne var peki? İlerleyen ifadesinde hangi ses olayım var? Normalde bu nedir? İleri. Ama burada L ekini getirdiğimde ne oldu? Ünlü düşmesi gerçekleşti. Sıcacık kelimesinde ne var? K sesim düştü. T sesim neydi benim için? Üns ünsüzdü. O yüzden burada da ne var? Ünsüz düşmesi var. Bu bina sapa sağlam duruyor dedim. Normalde bu pekiştirme sap sağlam şeklinde ama araya ne geldi? A geldi. Ne gerçekleşti yani? Ünlü türemesi gerçekleşti ama B şıkkında herhangi bir şey yok. Eğer şöyle olsaydı çocuğun demiş olsaydım o zaman ne olacaktı yumuşama olacaktı ama burada öyle bir ifadem yok o yüzden herhangi bir ses olayımda yok. Sevgili arkadaşlarım var mıdır aklınızda takılan bir nokta sormak istediğiniz bir durum varsa ben teşekkür ediyorum şimdi sevgili arkadaşlarım hani eğer ben çok keyif aldım bu arada dersten çok eğlenceli geçti. Hani siz de böyle biraz çekingendiniz ama hemen bence <laughs> böyle biraz anladık konuyu. Herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin de beni sabırla dinlediğiniz sizin de sabrınıza teşekkür ederim. Eğer sevgili arkadaşlarım, şimdi sistemle ilgili de sormak istediğiniz bir şey varsa onları da cevap verebilirim isterseniz. Yani onlarla ilgili de sormak istediğiniz bir şey varsa eğer kayıt olmayı düşünürseniz bu dersin referansıyla da kayıt olabilirsiniz bu arada bir belli miktarda bir indirim sağlandığını biliyorum ders referansıyla gittiğinizde. Varsa sormak istedikleriniz cevaplayabilirim. O zaman gelirseniz görüşmek üzere diyorum. Diğer arkadaşlarıma da sınavda başarılar diliyorum. Bu konu bizim için önemlidir. O yüzden ses bilgisi olaylarında devam edeceksiniz. Ses bilgisinden mutlaka soru gelir çünkü dikkat etmemiz lazım. Hem yazım kurallarında hem de kendi başlığı altında soru gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkatli olmalıyız. Özellikle verdiğimiz o küçük küçük noktalar bazen unutuluyor. Unutulmamasını sağlayacaksınız. Bol bol soru çözüp, bol bol deneme çözüp bu sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir zaman görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Keyifli günler inşallah. <laughs> Hadi bakalım görüşmek üzere.